ilçe seçim kurullarımızda. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'ndan sonra eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç da Ekrem İmamoğlu'na destek çıktı. Kılıç, İstanbul seçimini iptal ettiğini açıklayan YSK'yı topa tuttu. Her ne kadar Yüksek Seçim Kurulu öyle dese de ben hala İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Haşim Kılıç, karar yazarı Elif Çakır'a konuştu. Elif Çakır, YSK kararı için Haşim Kılıç ne diyor başlığıyla yayımlanan yazısında eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın değerlendirmelerine yer verdi. Çakır Haşim Kılıç'a peki siz YSK'nın iptal kararını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sordu. Kılıç şöyle dedi. YSK İstanbul seçimini iptal etmekle anayasanın 79. maddesinin kendisine verdiği hakemlik görevini yerine getirmemiştir. Verdiği kararın gerekçesi kamu vicdanını sükunete kavuşturmamıştır. YSK'nın il ve ilçe seçim kurulları hakkında suç duyurusunda bulunması esasen YSK'nın kendisinin suçluluğunun ikrarından başka bir şey değildir. Çünkü seçimin sağlığından sorumlu YSK'dır. Bana söyler misiniz? Hangi dinde imanda vardır böyle gidip birisinin de hakkını hukukunu gasp etmek? Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, YSK'nın seçme ve seçilme hakkına zarar verdiğini söyledi. Haşim Kılıç, YSK görevini ihmal etmekle kalmamış, milyonlarca insanın seçme hakkını kullanılmaz duruma sokmuştur. Karardan çıkan sonuç, birincisi yargı organlarının tarafsızlık ve bağımsızlık sorununun ağırlaşarak devam ettiğini göstermektedir, dedi. Milyonlarca kişi sandığa gitti, oy kullandı. Bu milyonlarca kişiyi reddettiler. 7 kişinin sözü geçerli oldu. Bu nedenle ben İstanbulluların vicdanına sesleniyorum. Eğer vicdan taşıyorsak, bu Yüksek Seçim Kurulu'ndaki çetelere iyi bir ders vermek zorundayız. Haşim Kılıç'a göre YSK seçim güvenliği sorunu da yarattı. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı, ikincisi ise çok ciddi bir seçim güvenliği sorununun ortaya çıktığını göstermiştir. Gelecekte yapılacak seçimlerin güvenliği ile ilgili endişe ve kaygılara ivme kazandırmıştır ifadelerini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu'nda seçimin yenilenmesi yönünde oy kullanan üyeleri teker teker ismen okuyan Kılıçdaroğlu bunları partililerine yuhalatmış ve açıkça hedef göstermiştir. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu da Ekrem İmamoğlu'na destek vermiş, İstanbul seçimini iptal eden YSK'yı sert sözlerle eleştirmişti.